Suriye'deki savaş 5 yılda 250 binden fazla insanın ölümüne, 1 milyondan fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. 10 milyondan fazla kişi evini terk etti. Bunların yaklaşık 4 milyon 600 bini Suriye dışına sığındı. Ülkesini terk eden Suriyelilerin yaklaşık yarısı Türkiye'de. Türkiye bir kez daha Suriye'den büyük bir göç dalgasına sahne oluyor. Bu kez göçün sebebi Suriye ordusunun ileri harekatı. Rusya'nın bombardımanla desteklediği, aynı zamanda Hizbullah'ın ve İran devrim muhafızlarının da desteğini alan Suriye ordusu, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve batılı ülkelerin desteğini alan muhaliflere karşı yaklaşık 4 yıl önce kontrolünü kaybettiği coğrafyada önemli ilerleme kaydetti. Yepyeni savaş ve çatışma alanları ortaya çıktı ve işte o bölgelerden kaçan on binlerce kişi de Türkiye sınırına yığıldı. Savaşında Rusya'nın devreye girmesi denklemi bir anda değiştirdi. Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürdüğü gün 24 Kasım 2015 kırılma noktalarından biriydi. IŞİD çekiliyor. Yani Suriye içerisinde Rakka'ya doğru güçlerini biz geri çektiğini biliyoruz ve bir savunma pozisyonuna geçti. Bu özellikle Rusya'nın 30 Eylül 2015 tarihindeki operasyonlara başlaması ve dinamik girişiyle çok netleşti. Bu çekilmeden kaynaklanan güç boşlukları var Suriye'de sahada. Bu güç boşlukları nedeniyle Esad tabii Rusya'nın da hava desteğiyle ve yoğun hava bombardımanlarıyla çok net bir şekilde yürüyebiliyor, ilerleyebiliyor. Birinci dinamik bu. İkinci dinamik ise Rusya 24 Kasım'dan sonra aslında Türkiye'nin tam da IŞİD'e yönelik kara gücü olarak kodladığı ve Amerika'ya da bunu tırnak içinde kullanıyorum, pazarlamaya çalıştığı Türkmen Tugayları, Ahrar-ı Şam, Fethi Ordusu bileşenleri, Özgür Suriye Ordusu gibi genelde Sünni, biraz da dini motivasyonu yüksek örgütleri vurmaya başladı. Asıl meselesi onlarlaydı. Rusya aslında sahadaki reel gerçekliği bence çok iyi okudu. Bir gecekonducu mantığıyla önce araziyi bul, sonra etrafını çevir, sonra temel at, baktın kimse bir şey yapmıyor, üzerine bir kat çık. Gene hala ses yok, kimseden ikinci katı çık, sonra balkonu çık, biraz daha taş, yavaş yavaş taşma. Taşma stratejisini çok iyi yapıyor. Peki Rusya bu kadar zaman sonra neden askeri harekata başladı? Suriye, Rusya için hem buradaki askeri üsleri herkesin bildiği bir önemi var ama bence daha önemlisi Avrupa'nın bu enerji güvenliği arayışı çabalarında Rusya'yı bypass etmesi çabaları vardı 2005'lerden 2006'lardan bu yana ve burada Körfez enerjisinin yani Basra Körfezi'ndeki doğal gaz kaynaklarının Rusya bypass edilerek batıya taşınma projelerinin bir bölümü Irak müdahalesi ve Suriye'deki rejimin değişikliğiyle ilgiliydi. Rusya şu anki harekatlarıyla bunun önünü kesmiş oldu. Yani bugün haritaya bakarsanız eğer Doğu Akdeniz'i Rusya kapattı. Uzmanlara göre Suriye'de sahada bulunan radikal unsurlar, Batı'nın muhaliflere sunduğu koşulsuz desteği geri çekmesine neden oldu. Hatta Rusya'nın müdahalesi karşısında göreli sessizliğin nedeni de bu. Burada savaşan gruplar içerisinde kendi vatandaşları çok. Ve bunlar bir gün geri döndükleri zaman ya da içeriden adam devşirdikleri zaman bizim güvenliğimizi tehdit edecekler. Bunu gördüler. Yani Paris saldırısı vesaire birçok insanın fikrini değiştirdi. İkincisi de mülteci baskısı. Mülteci baskısı şu anda hükümetleri fena halde zorluyor. Ve yani Rusya'nın bir an önce bu işi bitirmesi konusunda başta Almanya olmak üzere birçok ülkenin artık şeyi var. Bir gizli onayı var. Suriye ordusunun beraberindeki milislerle birlikte önemli ilerleme kaydettiği yerlerden biri Lazkiye kenti kırsalı. Burada savaşan gruplar arasında Türkmenler de vardı. O uçağın düştüğü gün biz Kızıldağ almıştık. Daha sonra, bir hafta sonra rejim tekrar Kızıldağ'ı ele geçirdi. Biz Murtlu köyünün arkasına çekildik. O insanlar orada önce evlerini kaybettiler. Göç yaptılar, evlerinden kampa geldiler sınıra.
Şimdi de o yaptıkları kaymaları, kampları terk edip Türkiye'ye göç ediyor. Yani ikinci göç Türkiye. Türkiye buradan gelen sığınmacıları içeri kabul ediyor. İsim Melik. Baba adı? Halit. Yayladağ Çadır Kenti'nin hemen dışındaki konteynerlerden birindeyiz. İşte Suriyeliler buraya geliyorlar ve burada kimlik tespitleri yapılıyor. Biyometrik fotoğrafları çekiliyor. Buradan sonra da kendilerine geçici ikamet belgesi veriliyor. Ya güvetçiye ya da Suruç'a gönderiliyorlar. Sadece bir haftada Yayladağ üzerinden Türkiye'ye 7000'den fazla Suriyeli girdi. Ailesini Türkiye'ye sokan muhalif savaşçılar yeniden cepheye dönüyor. Gelenler arasında Türkmenler de var. Ancak çoğu Arap kökenli. Halit Hıdır da onlardan biri. Ailesiyle birlikte çatışmalar artınca köyünü terk edip eşi ve 9 çocuğuyla birlikte Türkiye sınırındaki Yamadi kampına sığınmış. Şimdi orayı da terk etmek zorunda kalmışlar. Çok zor koşullarda kaldık. Bir haftadır sınır hattında bekliyorduk. Nasıl koşullarda yaşadığımıza bir bakın. Yaklaşık 200 kilometre ötedeki bir diğer noktada da sığınmacılar sınır kapısına dayandı. Yoğun çatışmalar ve bombardıman Halep ve kuzeyine taşınca burada on binlerce kişi evini terk etti. Burası Kilis Öncüpınar'ın hemen karşısı Suriye'deki Bab el Selam sınır kapısı. 4 gündür buradayız. 4 aile olarak geldik. Bir aylık kızım var. Kapıları açarlarsa girmek istiyoruz. Suriye bitti. Evimizi terk ettik. Şimdi burada kalıyoruz. Yatak yok, yiyecek yok. Yağmur yağıyor, su içindeyiz. Türkiye bu kez sığınmacıları Suriye içinde tutarak ihtiyaçlarını orada karşılamaya çalışıyor. Ülkenin kuzeyinde kurulan 9 kampta yaklaşık 100 bin kişi kalıyor. Muhaliflerin denetimindeki bu kamplara Kızılay, AFAD ve yardım örgütleri üzerinden destek sağlanıyor. Halep ve Azez hattındaki havadan bombalamalar nedeniyle halk panik halinde. Biz de biraz önce içerideydik, kendileriyle görüşme imkanımız oldu. Bu oluşan panik havası korkuyoruz ki bu göç dalgasını daha da arttırabilir. O zaman Sayın Valinin açıkladığı gibi ilk planda sıra dışı bir durum olmazsa bu kez kararlaştırılan Türkiye'ye almak değil, imkanlar el verdiğince karşıda barındırmak mı? Tabii devletimizin bu anlamdaki politikalarını işleten valiliğimiz, mülki idaremiz şu anda böyle bir politika işletiyor. Bizler de insanların ihtiyaçlarını yerlerinde gidermek anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sınırın karşı tarafında bu kitlenin tutulması önem taşıyor. Sınırın karşı tarafında mümkünse bir sivil yerleşim alanı, bir insani yardım hattı oluşması, özellikle sınırla Azez arasındaki bu hattın, yani 8 kilometrelik bu hatta bu insanların bir şekilde yerleştirilmesi önem taşıyor. Türk hükümeti diyor ki bu dalgayı yaratan Rusya'nın yaptığı bombalama ve Esad güçlerinin liderlemesi, bunun durdurulması lazım. Yani bize niye bunları alın diyorsunuz ama şimdi göçmenler, mülteciler ne yazık ki çoğunlukla politikanın kurbanı olurlar. Devletler birbirleriyle dalaşır, birbirleriyle savaşırlar ama asıl olan onlara olur. Bu işin uluslararası pazarlık boyutu var. Dolayısıyla Türkiye orada biraz tutmayı tercih etti. Bir taraftan orada kamplar yapılıyor. Ama öbür taraftan da Türkiye içinde de hazırlık devam ediyor. Olur da Türkiye'yi almak durumunda kalırsak onları kamplara yerleştirecekler. Savaş henüz Suriye tarafındaki kampların bulunduğu yere ulaşmadı. Ancak endişeli bekleyiş sürüyor. Ben ta o sığınmacıların olduğu yere kadar giderim. 70 yaşındaki Necati Yıldız, Suriye'ye gelin verdiği kızını ve torunlarını Türkiye'ye almak istiyor. Kapıların bir kez daha açılması umuduyla sınır kapısında bekliyor. Benim kızım orada evli, Suriye'de. Sığınmacılarla beraber gelmiş oraya dayanmış. Biz bunları 3 çocuğuyla beraber misafir etmek için kendi evimize almak istiyoruz.
Ne oradan onu bırakıyorlar, ne buradan bizi bırakıyorlar yanların yanına. Türkiye'ye girmek için can atıyorlar, hepsi orada. Yani şimdi orada o sığınmacıların içinde belki 50 kişi benim yakından akraba olduğum kişiler var yani. Genlerin 15 kilometre yakınlarında bir Düden diye bir köy var. O köyü tamamen imha etmişler. Genlerin olduğu yerde daha bir şey yok. Fakat göz gördüğünden korkar. Genler de korkularından buraya bir kısmı Hatay'a gitmiş. Cilve gözüne bir kısmı buraya gelmişler. Sınır herkes için kapalı değil. Yaralılar ve acil tıbbi ihtiyacı olanlar Türkiye'ye kabul ediliyor. Yaralıların ilk durağı Kilis Devlet Hastanesi. Suriyeli hasta sayısı Türk hastaları geçmiş. Tabelalar bile iki dilde burada. Kilis Devlet Hastanesi son yıllarda Suriyeli yaralıların en çok tedavi edildiği hastanelerden biriydi. Ağır bir yük altındaydı ancak bu yük son zamanlarda özellikle Rus bombardımanı ağırlaşmaya başladıktan sonra daha da arttı. Artık devlet hastanesinde neredeyse boş yatak kalmadı. Bu ilk değil. Daha önce 3 kez yaralandım. İyileşirsem yine cepheye gideceğim. Grubumuzdan savaşırken yaklaşık 40 kişi yaralandı. Cephedeydik. Rus uçağı bombaladı ve bacağımdan yaralandım. 23 yaşındaki Zineyd Haddad'ın öyküsü Suriye'deki savaşın ne denli karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Şam cephesi saflarında rejime karşı savaşırken değil, IŞİD'in mayınlı saldırısında yaralanmış. Aktar şeyimin Daesh. IŞİD çok tehlikeli. Ne yapacakları belli değil. Bombalı araçlar, mayınlar, kafa kesmeler. Ne yaptıkları belli değil. Hastanede çok sayıda sivil yaralı da var. 7 yaşındaki Eyeşer Gevi de onlardan biri. Ailesiyle birlikte Halep'e bağlı Tel Rifat kasabasında yaşıyordu. Hava saldırısında bacağına saplanan şarapnel parçasıyla yaralandı. 15 yaşındaki Muhammed Rahman da hava bombardımanında gözlerinden yaralanmış. Tedavi için babasının kolunda Türkiye'ye geliyor. Savaşta Rusya ile birlikte Suriye devletinin en büyük destekçisi. Devrim muhafızları Suriye ordusuna taktik anlamda destek veriyor. Hizbullah militanları Suriye ordusuyla birlikte muhaliflere karşı savaşıyor. Ve tam karşı cephe. Suudi Arabistan da kartlarını açıyor. Suudi Arabistan zaten muhalif gruplara silah ve para desteği sağlıyordu. Şimdi asker göndermeyi planlıyor. Uzmanlara göre bu sadece Şii-Sünni mezhep kavgası değil. Her iki tarafta stratejik kazanım elde etmenin peşinde. Temel aslında çatışma jeopolitiktir. İran ve Körfez ülkeleri Suudi Arabistan arasında ve temel noktalar bugün çatışma noktalarına baktığımızda Basra'da Hürmüz Boğazı, Aden Körfezi, Yemen çatışması ve Süveyş. Yani bu üç su yolu şu anda uluslararası ticaretin, petrol ve diğer ticaretin döndüğü önemli noktalardan bir tanesi. İnsanları harekete geçirmek için, sizin çatışmanıza inandırmanız için bu meseleleri anlatmanız yetmez. O yüzden bunu bir Sünni-Şii ayrımı üzerinden mobilizasyon yapılıyor. Ve Kürtler, sahada hem Batı hem de Rusya'nın desteğini alan belki de tek grup. PYD, IŞİD'i Kobani'den çıkardı. 900 kilometrelik Suriye-Türkiye sınır hattının büyük bölümünün denetimini elinde tutuyor. Ankara PYD'yi terör örgütü olarak gördüğünü defalarca dile getirdi. Ey Amerika! Size kaç kere söyledim. Siz bizimle beraber misiniz? Yoksa bu terör örgütü PYD ile YPG ile mi berabersiniz? Açık bir şekilde PKK uzantısı olan bu güçlerin Suriye'de kendi alanlarını oluşturma çabalarını oluşturduğu tehdit karşısında angajman kuralları çerçevesinde Azrez ve civarındaki tehdit oluşturan güçlere karşı mukabelede bulunulmuştur.
Türkiye PYD konusunda hassas. Ancak Washington'dan gelen mesajlar PYD'nin terör örgütü olarak görülmediği yönünde. Amerikalılar buraya asker sokmak istemiyorlar. Yani bir Irak-Afganistan tecrübesinden sonra bu işin maliyetini yüklenmek istemiyorlar. Ve kendileri açısından hem siyaseten maliyeti en az hem insan gücü olarak maliyeti en az grup olarak şu anda PYD'yi görüyor. IŞİD'e karşı kullanabileceği, yarın öbür gün günü geldiği zaman da kolaylıkla arkasından desteğini çekebileceği bir örgüt. Bunu Cenevre'de gördük. PYD'nin silahlı unsuru YPG, Suriye'nin kuzeyinde diğer muhalif gruplara karşı ilerleme kaydetti. YPG, Türkiye sınırına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Azez'e yaklaşınca Türkiye top atışlarına başladı. Batı Suriye'de sahada aradığı ılımlı muhalefeti bir türlü bulamadı. Suriye muhalefeti de tek sesli bir müzakere gücü olmakta zorlanıyor. Bunlar kitleleri harekete geçirebilecek şeyler değil, figürler değil. Kendilerini temsil ediyorlar birçoğu. Evet, yani işte rejimde sorunu olmuş, hapis yatmış, mücadele etmiş, insan hakları, demokrasi mücadelesi vermiş çok sayıda insan var. O bireysel çabaları kuşkusuz değerlidir. Ancak baktığımız zaman bunlar sahada bir, halkı temsil etmiyorlar. İki, silahlı grupları temsil etmiyorlar. İkisi de açmaz. Halkla ilişkisi olanlar elbette, mesela Müslüman Kardeşler vesaire, bunlar en örgütlü yapılar. Ancak zamanla şunu gördük ki bu yapılar sahada da işte mesela Nusra Cephesi gibi ya da Ahrar-Huşam gibi gruplarla çok rahat çalışabiliyorlar. Hatta Amerika'nın yardım ettiği, ılımlı diye yardım ettiği bir takım gruplar oldu. Bu gruplar da sahada baktığımız zaman bugün IŞİD'i yöneten, geçmişte Nusra ile birlikte hareket eden, şu anda Nusra hakeza, bütün bunlarla birlikte çalışıyorlar. Bu kadar dağınık, bu kadar farklı gelecekler vaat eden gruplar ve örgütlerle siz bir ortak temsiliyet çıkaramazsınız. Ankara sayıları 2,5 milyonu bulan Suriyeli sığınmacıların yükünü yıllardır tek başına sırtlamaktan rahatsız. Biz bir yere kadar sabır sabır sabır, ondan sonra da gereği neyse bunu yaparız. Herhalde otobüsler boşuna durmuyor, uçaklar boşuna durmuyor. Geçen yıl 800 binden fazla sığınmacı Ege'yi aşarak Avrupa'ya ulaştı. Bu tehlikeli deniz yolculuğunda Ege ve Akdeniz'de boğulanların sayısı 4000'e yaklaştı. Görünen o ki çok sayıda Suriyeli Türkiye'de kalacak. Bugün savaş bitse bile Suriye'de bu insanların geriye dönüşü artık neredeyse mucizelere kaldı. Çok küçük bölümler belki geri dönebilirler ama asıl büyük kitle Türkiye'de kalacak. Meslek sahibi Suriyelilerin oranı %2'lerde. Okuryazarlık çok vahim bir tablo çıkıyor karşımıza. Birinci derecede yapılması gereken çocukların şu an Türkiye'de sayıları çok yüksek sayıda olan Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitim imkanlarını artırmamız gerekiyor. Çok hızlı bir biçimde entegrasyon politikasının birinci adımı olarak çocuklara Türkçe öğretip Türk eğitim sistemi içine entegre etmemiz gerekiyor. Çalışma hakları önemli bir konuydu. Çalışma hakları konusunda önemli bir düzenleme yapıldı. Bu en azından niteliklerin Türkiye'de kalması bakımından önemli bir şey. Türk toplumunun kendisiyle birlikte yaşayacak olan 3 milyona yakın mülteciyi nasıl gördüğü ve onlarla ilgili duygularının, düşüncelerinin ne olduğunu da bir biçimde dikkate almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada tartışılan bir diğer konu da Suriye'deki radikal unsurların Türkiye'ye sızma tehlikesi. Güvenlik uzmanı Metin Gürcan bu konuda önlem alınması gerektiğini düşünüyor. IŞİD içerisinde bir küreselci, yerelci yarılması, yerelci yaklaşımdakiler, yani IŞİD'in Suriyelileri bir şekilde Suriye'nin geleceğinde kendilerini görebilirler. Ama IŞİD'in muhacirleri, dışarıdan gelenleri bir şekilde farklı yerlere gitmek zorundalar. IŞİD'in en önemli şeyi odur bakın, insanı çok iyi gözlemler, toplumsal fay hatlarını çok iyi gözlemler, etnik, sosyoekonomik, mezhepsel, ve siyasi sinir uçlarını çok iyi gözlemler.
onları da bakarak toplumu da dönüştürecek şekilde bir meta yarılmaya toplumu itmeye çalışır. Yani bizler ve ötekiler tarzında. İşte bu göçmen hareketiyle birlikte Türkiye'de de bulunan yapılar ister istemez organik bir bağ içerisindeler. Bu tabii Türkiye'nin bence yakında zamanda olmasa bile, hani önümüzdeki 1-2 senede olmasa bile, orta dönemde, önümüzdeki 3-5 senede bence en önemli güvenlik tehdidi haline gelecektir. Yıl önce bir iç savaş olarak nitelendirilen Suriye krizi artık tüm dünyanın acil çözüm üretmesi gereken büyük bir savaş. Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen Cenevre görüşmeleriyle siyasi çözüm arayışı sürüyor. Ancak bölgeyi yakından izleyen uzmanlar kısa vadede iyimser bir tablo çizmiyor. Her şeyin bir dip noktası var. O dip noktası sıçrama noktasıdır. IŞİD'le birlikte bu dip noktasını bu toplum gördü, bu bölge gördü. Bundan sonra toparlanma süreci diyebileceğimiz bir süreç yaşanacak. Ancak bu örgütler kolay kolay bu coğrafyanın başına bela olmaktan da vazgeçmeyecekler. Lübnan iç savaşını düşünüyorum. 1970'lerden bu yana işte aşağı yukarı 45-50 yıla yaklaştı. İşte Filistin sorunu ortada. Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesi 12-13 sene sürdü. Yani benim bu konudaki limitlerim biraz açık, uzun vadeli. Belki bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra hala bu konular konuşuluyor olabilir.